hasret, hasret, gurbetçiler gözleri yollarda bekliyor sevgililer. Hasret gurbetçiler anasına, babasına, kardeşine. Hasret, hasret gurbetçiler gözleri yollarda bekliyor sevgililer. Yaradana dua eder açılmış bütün eller. Gözleri yollarda uyku tutmuyor geceler. Köyünden, yurdundan, sevdiğinden haber bekler. Gurbetçiler, gurbetçiler. Bugün o kadar güzelsin ki sana bakmaktan kendimi alamıyorum. Duydun mu ne dedim? Duydum. Bir şey demeyecek misin? Tamam, ihli bedi. Türkçe söyle, tamam mı? Evlenmemize kısa bir zaman kaldı, sen hala Almanca konuşuyorsun. Ne yapayım, ben burada doğmuş, burada büyük olmuş. Öyle değil, burada doğmuşum, burada büyümüşüm diyeceksin. Lütfen biraz gayret et. Sen beni sevmiyor. Böyle konuşma. Deli misin sen? Ben seni çok seviyorum. Düşünemeyeceğin kadar çok. Sevmez olur muyum hiç? Sen bugün işe gitmedin mi? Kıranta çıktım. Neden? Seni görmek için. Ya, bak görüyor musun aşık? Aşk budur işte. Bu
Bugün maçlar öyle bir bozuldum ki. Ne var, ne oldu ki? Başımda dırdır etti durdu. Bense seni düşünüyordum, dalmıştım. Ahmet, hoş geldin. Dün gece iş bozukmuş galiba. Boş ver. Her gün dolacak değil ya. Hele yakında ben de evlenip gidersem... adamın işi tamamen bozulur. Sen de gitme o zaman. Yok, işte bu olmaz. Yıllardır yüreğimi saran vatan hasretine daha fazla dayanamam. Hele anam. Anamı hemen her gece rüyamda görür oldum. Sen bizim oraları bilemezsin. Yoksa kesin dönüş mü? Yok canım. Henüz belli değil. Önce dayımla konuşacağım. Eğer ayak uydurabilirsek kalırız. Kolay değil. Yıllarım Almanya'da geçti. Ayten de burada doğup burada büyümüş. Onun için de kolay olmayacak. Ama annemi çok seveceğini biliyorum. Dayımı da çok sevecek. Çünkü dayım çok sevecen bir insandır. Ben küçükken avcılık yapardı. Hatta bir gün ona... dayı dedim, benim için şu hayvanları öldürmekten vazgeç ne olur. Hiç unutmam. Şöyle bir gülümsedi ve... koca adam gidip tüfeğini sandığa koydu. Bir daha da eline almadı. Hey, bakıyorum da hep ben konuşuyorum. Hadi biraz da sen anlat. Tabii ki sen konuşacaksın. Aşık olan sensin. Yakında evlenecek olan da sensin. Ben ne diyebilirim ki? Sen de bana Ayten'imi anlat. Sana söylediğim sözleri hatırla. Sana söylediğim şiir gibi Ayten'imi anlat. Ha, hani bırak demiştim... Allah aşkına. Yine başlama. Bilirim, bir başlarsan yine sabahlarız. Ha, saat kaç ya? Saat mi? Ayten'e 5 var. Ha, sahi. Bak, senin verdiğin Ayten'le ilgili sözleri hep not ettim. Sonra da bu sözleri bir yerde topladım. Dinle bak, şimdi okuyorum. Ah, dur bir dakika, müzik yapalım. Ayten'im müziksiz olur mu? Hadi bakalım. Ben bir Ayten'dir tutturmuşum. Oh, ne iyi. Ayten'li itkiler için sarhoş oluyorum. Ne güzel. Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin, biraz Ayten sürüyorum. Güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum. Şiirler yazıyorum Ayten üstüne.
Saadim her zaman ya Ayten'e beş var ya da Ayten'i beş yetiyor. Ne yana baksam gördüğüm o. Gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor. Bana sorarsanız mevsimlerden Ayten'deyiz. Günlerden Ayten neredesidir? Odur gün gün beni yaşatan. Onun kokusu sarmıştır sokakları. Onun gözleridir şafakta gördüğüm. Akşam kızıllığında onun dudakları. Başka kadını övmeyin yanımda. Gücenirim. Ayten'i öveceksiniz ne âlâ. Oturabilirsiniz. Bir kadeh de sizinle içeriz Ayten'li. İki laf ederiz. Onu siz de seversiniz benim gibi. Ama yağma yok. Ayten'i size bırakmam. Alın tek kat elbisemi size vereyim. Cebimde bir 10 liram var. Onu da alın gerekirse. Ben Ayten'i düşünürüm. Üşümem. 3 kere adını tekrarlarım. Karnım doyar. Parasızlıkta bir şey mi? Ölüm bile kötü değil. Aytensizlik kadar. Ona uğramayan gemiler batsın. Ondan geçmeyen trenler devrilsin. Onu sevmeyen yürek taş kesilsin. Onu övmeyen diller kurusun. 2 kere 2, 4. Elde var Ayten. Bundan böyle dünyada aşkın adı Ayten olsun. Evet sayın misafirler. Ve böylece bir bekarımızı daha baş göz etmiş oluyoruz. Gönül isterdi ki onlara çok şeyler verelim. Ama ne yaparsınız bizler hepimiz şu kara gurbetin kahrını yıllardır geceli gündüzlü. Çöpçülüğünden tutun da hela temizleyiciliğine kadar evimizin, gelecekteki yavrularımızın hatırı için çekip durduk. Ne mutlu bize ki bu eziyetli işler karşısında bile Türklüğümüze, geleneklerimize, göreneklerimize hep birlikte sahip çıktık. Ve yine gönül isterdi ki canımızdan çok sevdiğimiz Ferdi kardeşimizin hayatını maden ocaklarında yitiren babası da aramızda olsun. Ve ben biliyorum ki bundan böyle de yavrularımızı, Türk çocuklarını böyle anlı şanlı düğünlerle everip baş göz edeceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yaşasın Türkiye. Yaşasın vatanımız. Gelin bakayım yavrular. Kocana 4 elle sarıl kızım. Onu hiçbir zaman yalnız bırakma. Var gününde, yok gününde hep yanında ol. Yoksa sana hakkımı helal etmem. Babacığım. Canım babacığım.
Hadi evlat, sıra sende. Göster kendini. Öyle bir koca ol ki biz gurbetçileri mahcup etme. Siz bizim gururumuzsunuz. Şerefimizsiniz. Ağlatacaksınız beni be. Hadi, çal bir şeyler de gelinle damat oynasınlar. Çok. Ya sen? Benim mutluluktan başım dönüyor. Bugün benim de o küçücük uçakta başım döndü. Çok korktum. Ama güzeldi. Her şey seninle ne kadar güzel. Biliyor musun? Annem bize kızıyordur şimdi daha ona gitmedik diye. Hayrola abla? Oğlum, Ferdi geliyor. Ver bakayım. Ne oldu kardeşim? Neden susarsın? Düşünsene bir kez, oğlum geliyor. Biricik yavrumu yıllar sonra ölmeden dünya gözüyle göreceğim. Allah'ımın izniyle. Gözün aydın bacım, gözün aydın da. Ağam, neden sevinmezsin? Hani oğlun gibi severdin ya yeğenini. Severim bacım, severim. Fakat görmez misin? Evlendiğini yazıyor.
buraya getiriyormuş gelini. Bundan daha kötü bir şey olur mu? Bilmez misin? O amcası olacak sonradan görme ahlaksız herifi. Ne yani ağam? Almadı diye amcasının kızını yıllar yılı yurdundan, yuvasından, anasından mahrum mu yaşayacak benim evladım? Bacım, inan ki bir evladım olsaydı Ferdi kadar sevmezdim. O uslu, akıllı bir çocuktu. Hiç yanımdan ayrılmazdı küçükken. Ne kadar mutluyduk. Onu ata bindirirdim. Çalışkandı, akıllı bir çocuktu. Eline aldığı her işi mutlaka iyi bir şekilde bitirirdi. Turistleri gidip bulur, pazarlık edip atları kiralardı. Bu benim çok hoşuma giderdi. İsterdim onun gibi bir oğlum olsun ama olmadı. Olmadı işte. Kocan olacak rahmetli, tutturdu Almanya diye. Bu yetmiyormuş gibi bir de çocuk yanında iyi yetişirmiş deyip Ferdi'yi alıp götürdü. Ata binmeyi çok severdi Kerata. Kısa zamanda at cambazı olmuştu. Kendine iyi bak. Tamam değil. Olur. Güle güle. Göreyim seni. Mektup yaz. Mektupsuz bırak. Peki. Bak kardeş. Sen orada çalışacaksın. Ben burada. Biz öz kardeş sayılırız. Ha unutmadan kızımı şimdiden Ferdi'ye verdim bilmiş ol. Tamam abi. Et tırnaktan ayrılır mı hiç? Haklısın abi. Hadi hakkını helal et. Ve oğlan bana oldu. Gençliğime oldu. Ömrünü gurbetlerde çürütüp gavur memleketlerinde can veren kocama oldu. Herkese inanırdı. Herkesi kendi gibi bilirdi. Ne oldu sonunda? Rahmetli enişte çalışıp çabalayıp kardeşi olacak o çulsuza gönderdi kazandığı markları. Haklısın. Kaynım olacak o alçakta ne toprak aldıysa kendi üstüne tapu ettirdi. Tarla takım sahibi oldu. Öz kardeşi olsaydı böyle yapmazdı. Bana kalırsa senin kocan kahrından öldü abla, kahrından. Rahmetli iyi de hastı da biraz dik kafalıydı. Ne vardı bu kadar inanacak ha? Allah kardeşi kardeş yaratmış, rızkını ayrı yaratmış. Hemen üstüne alınma. Sen benim ablamsın. Hem sen kimseye muhtaç değilsin ki. Senin oğlun sana maşallah kraliçeler gibi bakıyor. Anne! Anneciğim, ben anne! Oğlum, canım, yavrum! Anneciğim! Yavrum, oğlum! Nerede kaldınız ha? Nerede? Anam! Affet ne olur. 15-20 gündür yollardayız. Her uğradığımız memlekette birkaç gün kaldık. Ayten'le şöyle bir balayı yaşadık. Ayten'e söz vermiştim bir balayı yaparız diye. İşte anne! Sana yıllarca mektuplarımda bahsettiğim Ayten. Senin gelinin. hadi siz konuşun. Ben şu bavulları alayım. Allah'ım sana çok şükürler olsun. Gel kızım şöyle yukarı çıkalım. Allah vay kimler gelmiş, kimler gelmiş, aslanım gelmiş, vay vay benim aslan yeğenim gelmiş. Dayıcığım benim. Tonton dayı. Ya hala çocuksun be. Aslan yeğenim sonunda geldin ha. Geldin. Geldim dayı. Sana, anama, vatanıma geldim. Yıllarca bu anı bekledim gurbet ellerde. Ferdi hep mektuplarında seni sevdiğinden bahseder. Her gece rüyalarımda senin melek yüzünü görürdü. Dayı? Allah bu günleri de gösterdi. Şimdi sen karşımda. Birine ortak olduğum üstüne. Binlerce kere şükürler olsun. Hayırlı olsun. Güzel yüzlü kız, evladım. Bak canım, sana yıllarca sözünü ettiğim dayım. Otur kızım, otur. Maşallah, maşallah. Allah bir yastıkta kocatsın. Amin. Ülen Kerata, gelin kızı öyle bir anlattın ki mektuplarında. Sanki yıllardır tanır gibiyim. Hadi gelin, içeri girelim. Doldur bakalım. Gel.
ol oğlum. Hayat ne güzel. Her taraf kar kıyamet. Marmaris güllük gülistanlık. Yaşanmaz mı burada ya? Bir de yaza şu inşaat biterse... değmeyin keyfime. Baba, Ferdi dönmüş. Hem de evlenmiş serseri. Senin ne dediğini kulağın duyuyor mu Remzi? Yemin ederim abi, bugün kahvede söylediler. Gelmiş olabilir. Ötekisi doğru mu? Yani evlenmiş olması. Evet baba, hem de bir sarışınla. Kesin lan! Evlat, anlat bakalım, biraz da senden dinleyelim şu Almanya'yı. Nesini anlatayım be dayı? Memleket güzel olmuş, buyurun. İnsanları dürüst olmuş, paraları değerliymiş. Sağ ol kızım. Bunların hepsi güzel de, şu hasret yok mu? Vatan özlemi, insanların sevdiklerine olan özlemi. Bütün bunları bir anda silip atıyor. En son 8 yıl önce rahmetli babamın cenazesini getirmiştim. Odur budur tüter burnumda buralar. Hadi yavrularım, siz de odanıza çekilip bir güzel istirahat edin. Haklısın anne. Yarın kalkıp amcamlara bir gideyim. Gitmezsem alınır amcam. Bir iki de hediye almıştım, onları da veririm. Hanım kızımız biliyor mu durumu? Aha, ondan saklı gizli hiçbir şeyim olmamıştır dayı. Tüm hayatımı anlattım ona. Evet dayı bey, Ferdi doğru der. Ben bilirim her şeyi, o söylemiş bana. Ah güzel kızım, Türkçeyi sana birkaç ayda hemen öğretiriz vallahi. Kim ulan o çulsuz? Ha kim? Benim paramı geciktirecek. Üstelik faizini de vermeyecek. Ben burada devlet miyim, hazine miyim? Bilmez mi? Koca inşaat yaptırıyorum. Geldi ayaklarıma kapandı, yalvardı. Para para diye. Yusuf. Remzi, gidin lan. Kırın kemiklerini namussuzun. Hadi. İstediğin bu olsun baba. Hadi, hadi kızım, babana bir kahve yap. Yine sinirlendi. Tamam anne. Ne olur acıyın bana. Yıllardır babanıza çalışırım. Bir gün olsun borçlarımı aksatmayın. Ulan inek, tabii ki vereceksin. Bizim paramızı yemek var mı ha? Yemin ederim ki ağlar çocuklarımın okul kitabı bile alamadım. Zeytinim hala dalında durur. Bana bak ulan. Eğer bir haftaya kadar parayı anasıyla, faiziyle getirmezsen... bu gördüğün yer sana cehennemden bir köşe olur. Tamam mı? Bilmiş ol it. Oğlum, kum ne zaman gelecek? Nerede kaldı bu kamyon? Öpeyim amca. Hoş gelmişsin evlat. Hoş bulduk. Gel şöyle oturalım.
Ne o? Baban öldükten sonra kestin selamı sabaha. Gecemi gündüzüme kattım, çalışıyorum be amca. Hoş geldin Ferdi. Öpeyim yenge. Çok yaşa oğlum. Hoş gelmişsin Ferdi. Hoş bulduk bacım. Hadi bakalım, bize şöyle okkalı iki kahve yapın da içelim. Çam sakızı çoban armağanı amca. Vay vay vay! Kimi görüyorum böyle? Oh, merhaba amcaoğlu. Hediyenizin üstüne geldiniz. Bu da sana. Hadi lan! İstemez. Ulan inek, sen bizi ne sandın ha? Bizi böyle hediye numaralarıyla uyutacağını mı sandın? Almancı bozuntusu. Sen ne dediğini biliyor musun Yusuf? Ulan burada senin babanın uşakları mı var ha? Söyle! Hadi konuşsana be adam! Benim bacım senin yüzünden evde kaldı ulan! Oysa sen ne yaptın? Belki de anası babası belli olmayan bir Alman torunuyla evlendi. Terbiyeli konuşun be! Gebertirim lan seni! Bırak lan beni! Bırakın! Bırakın beni! Bak yeğen, beni can kulağıyla dinle. Babanın gönderdiği paralarla kurmuş olduğum tüm işlerden zarar ettim. Ama ona söz vermiştim. Kızımı oğluna vereceğim diye. Biz kendi aramızda konuştuk. Ama onun ömrü vefa etmedi. Ben bu göreye seni damadım diye yaydım. Sen benim şerefimle oynamış oluyorsun. Eğer yeğenim olmasaydın şuracıkta kemiklerini kırdırırdım. Neden kızımı sana verdim ha? Neden? Babanla anlaştık. Tüm mallarımıza dört elle sarılacaktık. Aramıza yabancı sokmayacaktık. Onun için iyi düşün. Sana 15 gün mühlet tanıyorum. Bu kızı mahkemeye verip boşayacaksın. Aksi takdirde yeğenim de olsan... ...bir dahaki sefere bu kadar yumuşak olmayabilirim. Sen ne diyorsun be amca? Rahmetli babacığımla çalışıp çabalayıp sana gönderdiğimiz alın teriyle yaptım bu serveti. Kızını bana vererek vicdan azabından kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun amca. Babam öldükten sonra evlendiğim kızın ailesi sahip çıktı bana gurbet ellerde. Bana öz evlatları gibi baktılar. En yaslı anımda beni teselli ettiler. Şimdi de kalkmış... ...canımdan çok sevdiğim eşimden ayrılmamı söylüyorsunuz. Yo amca yo. Bu kez hesapların çok yanlış. Ben evli olmasaydım da senin kızınla evlenmezdim. Çünkü bize öyle öğrettiler. Yakın akraba evliliği yapan insanların çocukları doğuştan gerizekalı ve sakat olurlar. Onun içindir ki bugün bana yaptığınız bu terbiyesizliği ne duydum ne de gördüm sayacağım kendimi. Gurbetçiyiz ama eşek değiliz. Ateşle oynuyorsun Ferdi. Mühletimi unutma Ferdi. Dedim ya, ne gördüm ne duydum. Neden baba, neden, neden bıraktın? Kırsaydık şurada ayaklarını. Ben sabırlı adamımdır. Babam doğru söylüyor. Hele bir mühleti geçsin, gerisi kolay. Ona o zaman kim olduğumuzu gösteririz. Götürüp o kızı mahkemeye verip boşayacaksın. 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 15 gün mühlet. 15 gün mühlet. 15 gün mühlet. 15 gün mühlet. 15 gün. 15 gün. 15 gün. 15 gün.
Neyin var? Uykun mu gelmez? Bir şeyim yok. Sadece uykum kaçtı. Sen neden uyumadın? Sen uyumazken ben uyur muyum? Hadi uyu. Uyu güzel bebeğim. Senin bir derdin var. Onu da nereden çıkardın şimdi? Nein, nein. Benden saklayamazsın. Çünkü ben seni çok iyi tanırım. Sıkıntın oldu mu yüzün karışır. Hadi uyu. Bak, sana bir teklifim var. Neymiş o? Yarından tezi yok, ikimiz gidip iş arayalım. İş mi? Ne işi? İş arayalım. Belli sen çalışmadan duramazsın. Hadi oradan. Ne işi, ne çalışması? Neden olmasın? Burası turistik bir yer. Sen de ben de ana dili gibi Almanca biliyoruz. Neden gidip turistlere yardımcı olmuyoruz? Hem para da kazanırız. Böylece yurdumuza yararlı insanlar oluruz. Hem eve kapanıp sıkılmayız. Vay 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 vay. Sen neler de düşünüyorsun böyle. Düşünürüm tabii. Seni böyle sıkıntılı görmeye dayanamam. Sen benim kocamsın. Babam ne dedi? Kocana dört elle sarıl kızım. Onu yalnız bırakma dedi. İhlibe değil. Hayır, seni seviyorum diyeceksin. İhlibe değil. Hayır, seni seviyorum diyeceksin. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Hey, ne yapıyorsun sen? İşe önce araçtan başlamalıyız. Ne işi? Unuttun mu? Gece ne konuştuk? İş arayacağız. Nein, nein, yapma! Ne demek yapma? Gelin kızım doğru söylüyor. İkiniz de gençsiniz. Hayat dolusunuz. Var mı öyle evde oturmak? Yakında turist kaynayacak buraları. Unutmayın, tatlı değil güler yüz. Rastgele, hadi bakalım. Hadi atla. Thank you.
yaraşırsa, sorana eserim deyip de göster. Gün gelir seninle karşılaşırsan, sorana eserim deyip de göster. Saçımda beyazı, gözümde yaşı, bu benim hatıram deyip de göster. Aşkımın eseri deyip de göster. Göster ki tanısın dosta düşmanda. Ne çıkar sen artık pişman olsan da. Sana gönderdiğim mektupları da, bu benim romanım deyip de göster. Aşkımın romanı deyip de göster. Sana gönderdiğim mektupları da, bu benim romanım deyip de göster. Aşkımın eseri deyip de göster. Affedersiniz, müdürü nerede bulabilirim? Ön tarafta, bahçede olması gerekir. Sağ ol. Ben gidiyorum efendim. Tamam, gidebilirsin, dediklerimi unutma. Biz müdür beyle görüşecektik. Buyurun benim. Ne istemiştiniz? Biz ikimiz yeni bir çiftiz. Yani... Efendim, ben ve eşim Almanya'dan geldik. Çok iyi Almancamız var. Hatta benim İngilizcem de var. Ben ya. Almanya'da doğdum, büyüdüm. Ya. Aman ne güzel. Sonra? Yani biz... Herr Meister, biz karı koca olarak eve tıkanıp kalmak istemiyoruz. İyi, ne güzel. Bir balay odamız var, açalım size. Yok efendim,
Eşim anlatamadı. Biz iş istiyoruz. Yani rehberlik gibi, ne bileyim yani tercümanlık gibi. Hani turistlere hizmet götürmek gibi. Turistleri gezdirmek, yurdumuza yararlı insanlar olmak istiyoruz. Yahu öyle söyleseniz de kardeşim. Çok iyi düşünmüşsünüz. Fakat şu an kış. Siz şöyle bir ay sonra gelin. Sizin gibi insanlara çok ihtiyacımız olacak. Yaşasın, gördün mü? Teşekkür ederiz, çok teşekkür ederiz. Güle güle, güle güle. Ah ne güzel, keşke ben de yeni evli olabilsem. Demek iş arıyorlar ha? Yeğenim bizi takmadı baba. Abin doğru söylüyor baba. Bizim buralarda bir ismimiz, sayılır bir şerefimiz var. Dün kahvede başımı kaldırıp kimsenin yüzüne bakamadım. Sanki herkes bana alaycı bakıyordu. O gün bırakacaktım baba. Bırakacaktın ki ayaklarını kıralım. Pekala. Günah benden gitti. Kurun kemiklerini her gelenin. Fazla ileri gitmeyin. Hiçbir iz bırakmayın. İşe polisi, jandarmayı karıştırmayın. Beni bu yaştan sonra hükümetlik etmeyin. Sen üzülme baba. Planlamayı bize bırak. Umarım emmi oğlu planımızı çok beğenecektir. İlahi çocuklar. Demek müdür bir balayı odamız var dedi ha. Hey gidi gençlik hey. Bir zamanlar ben de sizin gibi birinden bir şey istemeye gitsem elim ayağım dolaşırdı. İki lafı bir araya getiremezdim. Ay kalbim çarpıyor. Ha? Ay, ay Allah. Ay. Ne oldu anne? Ne var? Yok bir şey oğlum yok. Ya bacım sana bin defa söyledim akşamları şu kahveyi içme diye. Allah. Gidip bir doktor getireyim ha anne. Yok oğlum geçer şimdi. Bugünlerde biraz şekerim yüksekti. Ayten kolonya getirir misin oradan? Getiriyorum. Periz yapacaksın bacım periz. Aman ağam sen de bir şey tutturdun mu tutturuyorsun. Periz'a periz. Ne yedim de bu soyka dert beni böyle çarpıp duruyor. Sor gelinime koydun mu ağzıma iki lokma daha. Benden söylemesi. Fazla üstüne varma dayı. Şeker hastaları hep böyle iştahlı olurlar. Gitme üstüne. Sana bir şey demek istiyorum. Ne? Son bir haftadır yüzün o kadar asık ki adeta seninle konuşmaktan korkuyorum. Amcanlara gittiğin gün başına bir olay geldi değil mi? Ben de sana bir şey söylemek istiyorum. İstemem, söyleme. Bak canım. Şakayı bırak. Ben derim ki en kısa zamanda buradan gidelim. Ne dedin? Ne dedin anlamadım. Bak canım, biz ikimiz geldiğimiz gibi Almanya'ya geri dönelim derim. Ha ne dersin? Dönelim mi? Daha 20 gün oldu. Çok iyi biliyorum, amcanlar da sana bir şey oldu. Bu seni ilgilendirmez tamam mı? Hemen kötü şeyler düşünme bebeğim. İnsan bilmediği görmediği biriyle evlenir mi? Hele bu bir amca kızı olursa. Düşünsene. Bu kadar cahillik olur mu? En yakın akrabanla evlilik. Peki ne zaman döneceğiz? Annem bir kendine gelsin. Zaten dayınla ikisini bir haftada anca ikna ederim. Ne onları ne de seni üzmek istemiyorum. Oysa ne kadar sevmiştim buraları. Ne ümitlerle gelmiştik evimize, yurdumuza. Bıktım çocukluğumdan beri yabancı yaşamaktan. Boş ver, gene geliriz. Hem bir iki sene sonra çocuklarımız da olur. Ah, çocuklarımız mı? Hı hı.
Desene, benim çocuğum da benim gibi gurbetçi doğacak. Ne olur Ayten, anla beni. İçim sıkılıyor, korkuyorum. Kötü bir şeyler olmasından korkuyorum. Yok, yok, Allah korusun. Mutluluğumuza gölge düşmesin, ne olur. Düşmeyecek canım. Düşmeyecek. Ulan nerede kaldı bu adam be? Ne bileyim ben? Selamünaleyküm. Neredesin be? Ya kaç gündür o deve Ertaş'la sizinkileri takip ediyorduk. O da akşam İzmir'e gitti. Yarın bizim için çok güzel bir gün olacak. Tabii ya. Ben olduktan sonra ben şeytanı bile kandırırım. Hadi oradan be. Seni cigaralık olmasını da görelim. Kudurmuş çakala dönersin o zaman. Sahi ya, yok mu içecek bir şey? Ayıp ettin, olmaz mı hiç? Hem de en iyisinden. Yarınki rolünü iyi oyna yeter ki. Sana malı torbayla buluruz. Annemle dayı erken mi gittiler? Günaydın. Günaydın. Evet öyle. Sanırım bir Alman turist halı alacakmış. Turistlere mal satmak zordur. Hele bu halı olursa saatlerce uğraştırırlar. Yok canım, halı halıdır. Yo, olur mu? Dayımın sattığı halılar öyle makine işi falan değil. Hemen hepsi el işidir. Bazıları en az 100, bilemedin 50 yıllıktır. Ne? 100 yıllık mı? Tabii. Turistler halının eskisine bakarlar. Çünkü artık o halı antikadır. Söyledin mi anneye gideceğimizi? Hayır, ama akşama yemekte söylerim. Sen delisin. İnsan bu güzellikleri bırakıp gider mi hiç? Bak gene başlama. Geceden beri mızmızlanıp duruyorsun, dedim ya. Bir iki seneye temelli dönüş yaparız ha? Bana ne? Ben çocuğumu burada doğurmak istiyorum. Bana bak. Sen bana çocuk hakkında bir şey mi demek istiyorsun yoksa? Evet. Olamaz. Olamaz. Niye daha önce söylemedin bunu bana ha? Yapma. Seni amcan çağırıyor. Ne yapacakmış? Ne bileyim ben. Sen atı içeri al canım. Ben hemen gidip dönerim. Belki önemli bir şeydir. Ne olabilir Ferdi?
Tamam. Çabuk dönerim. Belki bir şey söyleyecektir amcam. Dönünce de anneme söylerim hamile olduğunu. Göreceksin nasıl sevinecekler. Yapma! Geldiler! Geldiler! Ya kardeşim, niye getirdin beni buraya? Burada hayat yok ki. Yusuf abi! Hey Yusuf abi! Terası tahmin ediyoruz, yukarı gelin! Ha? Bu koca apartman amcamın mı? Buranın sahibi pansiyon yapmıştı. Ama Zeynel Ağa'ya borcunu ödeyemedi, Ağa da haciz etti. Ha. Kurunda bu olmuşlar. Ne istiyorsunuz benden ha? Tamam, ben gidecek. Bu heh. Ayır. Heh. Yarın ben para çekip gelecek. Bankaya gidecek, para çekecek, heh, alacak. Çüz. Hadi çüz. Bu adamı gözüm tutmadı hacı. Bunda alıcı hali yok. Boşuna uğraştırdı bizi saatlerdir. Boş ver. Biz de halıları havalandırmış olduk abla. Tamam. Sana yem getirdim. Al bakalım. Biraz sonra gelin, biraz sonra. Senden iyi at mı olur yavrum? Bırakın beni!
kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Hey, kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Ne olur yeter artık yapmayın. Ferdi, Ferdi. Ne olur geldi gel artık. Ne olur gel. Ne olur. Karın seni bekliyor. Çöz. Ayten! 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 Anne! Dayı neredesiniz? Ayten! 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 Ayten!
İstanbul'a güzel bir yemek yap da akşam yeğenimle şöyle bir kafa çekelim ha. Gelin bir şeyler yapmıştı Recep. Ayten! Bu ne? Ahırlarına geliyor. Koş! Hayır Ayten. Nasıl yaptın bunu nasıl? Allah'ım içim yanıyor. Ferdi, oğlum ne oldu? Hayır, ağlayın. Ağlayın onu benden, ağlayın. Ah, güzel kızım, ah. Kim yaptı bunu sana? Ah yavrum, nasıl olur bu? Bu felaket başımıza gelen. Ah yavrum, vah evladım, vah güzel kızım. Ne durursun ağam, koşsana jandarmaya, koşsana. Sakın ha. Nasıl yaparsınız bunu? Nasıl el uzatırsınız namusuna ha? Bırakırım ulan yanınıza bunu ha? Kendisini dövmüşsünüz. Bıraksaydınız ya! Bıraksaydınız ya gitsin! Abimin dediğine bakma baba. Vallahi fazla bir şey yapmadık. Konuşma! Durmayın, çabuk terk edin burayı. Onlar şimdi jandarmaya gitmiştir bile. Köye gidin! Birkaç gün ortalık yatışsın. Ben haber salar, çağırtırım sizi. Sizin bu azgınlığınızın bir gün başımıza iş açacağını biliyordum ben. Sen sus kadın, konuşma! Defolun! Durun arabayla değil! Dağ yolundan gidin! Bir aksilik olursa yıkık değirmeni kullanın. Ters ters bakıp durma kadın. Söz değil mi dayı? Bir daha canlıları vurmayacaksın. Tanrı bazı şeyleri helal kılmıştır oğlum. Ama söz, bir daha vurmayacağım. Evet oğlum, Tanrı bazı şeyleri helal kılmıştır.
Gelinim gitti. Oğlum da gidiyor. Ben bahçeye nasıl dayanayım? Allah'ım, beni de al ya Rabbim. Anam, canım anam. Umutlarımın battığı yerde birazdan güneş doğacak. Aytenim için gerekeni yapın. Onu çiçeklerle, güllerle süsleyin. Gariplik çekmesin. Jandarmaya haber verebilirsiniz artık. Beni sorarlarsa... boşver. Fark etmez. Terk edecek canım kaldı şu ömrümün haline bak. Ahım ile vahım kaldı şu başıma gelene bak. Seni benden ayırdılar şu gönlümün haline bak. Ateş edim külüm kaldı ah. Şu başıma gelene bak. Hadi çıkın dışarı, çıkın! Oğlum. Yemin ederim ki böylesini ben istemedim. Ne olur kendine gel, ne olur. Neredeler? Aytenimin ırzına geçtiler. Namusunu kirlettiler. Acımadılar ona. Aytenim öldü anlıyor musun? Öldü! Ne? Söyle! Neredeler? Söyle! Yoksa amca demem gebertirim seni. Şey... köy... köye... köye gittiler, köye. Yıkık değirmeni unutma Ferdi. Sen sus kız. Nereden girdik bu işe be? Sen açtın başıma bunları. Sen soktun beni bu işe. Ne konuşuyorsun lan? Nereden bilirdik kahvenin bu kadar namuslu olacağını ha? Nereden bilirdik kendini asacağını? Allah kahretsin. Abim de nerede kaldı? Neden gelmez? Ulan ne sızlanıp duruyorsun be? Sana bizi babam kurtarır diyorum, anlamıyor musun? Kurtaramayacak.
Çıkın dışarı. Azrail insanların canını alırken görünmez. Ama ben Azrail'iniz olmadığıma göre beni göreceksiniz. Hepinizin canını okuyacağım. Çıkın dışarı. Hadi çıkın! Yavaş yavaş. Çıkın. Sen deli misin be? Kendine gel. Alt tarafı bir Almancı. Almanya'da binlercesi var. Ama Ayten yok. Nerede lan Yusuf? Dün gece köyde kaldık. Sabah haberi alınca biz buraya geldik. Yusuf köyde kaldı. Babasından para alıp gelecek. Neredeyse gelir. Gelince Rodos'a kaçacaktık. Söyle. Ayten'imin son sözleri neydi duyduğun? Ferdi diyordu. Yalvarıyordu. O an sen ne yapıyordun? Vallahi ben fazla bir şey yapmadım. Sadece öpüyordum onu. O pis ağzınla öptün ha? Aç ağzını. Aç lan. Hayır. O kadar acı çektim ki bana cehennem azabı yaşattılar. Yapacak başka bir şeyim yoktu. Kirletilmiş bir kadın olarak yaşayamazdım. Ne olur artık üzülme. Seni çocukluğumdan beri sevmedim. Çocukken de hep sen önde giderdin. Aldırış etmezdin bize. Doğrusu karın namusluymuş. Birkaç kişi üstünden geçtik diye asmış kendini kaltak. Ama beni öldüremeyeceksin. Bu kez benim dediğim olacak. Geberteceğim seni. Sakın bir delilik yapma! Bu üç kişiyi sen öldürdün, öyle mi? Evet.
şurada kalın. Siz alın suçlu gelin. Yürüyün. Gelene bak. Can dostlarım sahte çıktı, güvendiğim dağlara bak. Sevdiklerim beni yıktı, ah. Şu başıma gelene bak. Sevdiklerim beni yıktı, ah. Başıma gelene bak. Başıma gelene bak.